Günaydın, Günün Ekonomisi'yle karşınızdayız. Piyasalara ilişkin ayrıntıları konuşacağız ama her şeyden önce Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun diyelim. Başlayalım sermaye piyasalarıyla. Sermaye piyasaları tarafına Borsa İstanbul'la başlayacağız. 102.283 endeks değerinden bugün Borsa İstanbul'u açacağız. %1.13'lük bir geri çekilme söz konusu idi. Dün gün sonu itibariyle 7.6 milyar liralık bir işlem hacmi ile birlikte bu noktaya geldik. Bugün buradan açılacağız. Bakalım neler olacak. 5.46 seviyelerindeyiz hemen hemen dolar TL'de, onu da söyleyelim. Bu arada Borsa İstanbul demişken Borsa İstanbul tarafına dün bu kayba 1.40 civarında bankacılık endeksinin katkıda bulunduğunu söylemek mümkün. Sanayi endeksi ise %1.36 hali hazırda silmiş durumda. Borsa İstanbul %17 hissenin yükseldiğini, 78 hissenin düştüğünü, 5 hissenin ise değerinin değişmediğini gördük gün sonu kapandığında. 7.6 milyar liralık bir işlem hacmi vardı. Ülker Bisküvi, Metro, Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Tekfen Holding, Türk Traktör en çok yükselen ilk 5 hisseyi oluştururken en çok düşen hisselerin başında İhlas Holding yer aldı. Karsan, Şok Marketler, Aksa Enerji, Vestel takip eden diğer hisseleri oluşturdu. İşlem hacmi tarafına baktığımızda ise işlem hacmindeki ilk 5 hissede Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Petkim, Akbank ve Aselsan şeklinde bir sıralama söz konusu idi. Peki diğer endekslerde neler yaşandı diye baktığımızda Avrupa tarafında da kayıplar söz konusuydu. Almanya 0.60 kadar aşağıya gelirken İngiltere tarafında 0.53'lük bir geri çekilme vardı. Brexit meselesinde sona doğru yaklaşıyoruz gitgide, zira 12 Mart burada bir önemli gün olacak. Theresa May bakalım içeride ne yapacak, onu gözleyeceğiz. 29 Mart zaten çıkış için verilen tarihte. Diğer taraftan Fransa'da 0.40 civarında bir geri çekilme yaşanırken İtalya 0.74 ekside kapattı. İspanya tarafında ise 0.50'lik bir geri çekilme söz konusu idi. Amerikan piyasaları nasıldı diye baktığımızda orada da kayıplar söz konusuydu. %1'e yaklaşan, hatta bazı endekslerde 1'leri aşan oranlar vardı. Dow Jones 0.78'lik bir kayıp göze çarparken S&P 500 tarafında 0.81'lik bir geri çekilme yaşandı. Nasdaq ise %1'in üzerinde bir kayıpla birlikte günü tamamladı. Yeni güne nasıl başlıyoruz diye baktığımızda yine tablomuzda eksiler yazıyor. Amerikan vadelilerinde 0.20'ler 0.30'lar düzeyinde bir geri çekilme yaşanırken Asya piyasalarında %2'nin üzerinde Japonya'nın eksi olduğunu görüyoruz. Güney Kore %1'in üzerinde kaybetmiş durumda. Çin'in eksisi neredeyse %3'e yaklaşıyor. Hong Kong tarafında da %1.5'luk bir geri çekilme söz konusu. Ne oldu peki dünden bugüne de bu kadar ciddi bir geri çekilmeyle karşı karşıya kaldık diye baktığımızda aslında geldiğimiz nokta itibariyle hem veriler çok bunu desteklemiyor. Dördüncü büyüme rakamlarına baktığımız zaman aşağı yönlü bir hareket söz konusu ve sürekli revizyonlar geliyor. IMF'nin, OECD'nin küresel büyüme tahminleri vardı. OECD'de 2019'a ilişkin küresel büyüme tahminini halihazırda düşürdü. Ancak bu arada büyümeden bahsetmişken Japonya ekonomisinin dördüncü çeyrekte beklenenden bir parça da olsa hızlı büyüdüğünü belki söylemek gerekiyor bu aşamada diyelim ve ufak ufak geçelim para piyasalarına. Para piyasaları tarafında 5.47, 5.46, 5.47'deyiz an itibariyle dolar TL cephesinde. Euro TL'ye baktığımızda 6.12 seviyelerini görüyoruz. Sterlin TL 7.16 seviyelerini zorluyor. Orada da yukarı yönlü bir hareket olduğunu söylemek mümkün. Şu halde sepet kurda neredeyse 5.80 seviyesine doğru yaklaştık. 5.79'dan geçiyor işlemler. Euro dolar paritesinde 1.13 aşağıya doğru kırıldı. 1.12 seviyesindeyiz. 1.14'lü noktalar önemliydi. Psikolojik anlamda da önemliydi. Şimdi 1.13'ün de kırıldığını görüyoruz. Buranın altına bir kalıcı fiyatlama olacak mı olmayacak mı aslında bunu gözlemek gerekecek diyerek emtiaya bakalım. Emtia tarafına baktığımızda geldiğimiz nokta itibariyle 1.288 doları görüyoruz. Ons başına altında, gram altın tarafında ise 226 liralık bir
fiyatlama olduğunu söylemek mümkün. Çeyrek altın tarafında 371 liralık bir fiyatlamayı görürken %1'in üzerinde prim olduğunu söylüyoruz. 1482 liralık bir fiyatlamada tam altın cephesinde yaşanıyor. %1.26 kadar da bu fiyatlama altını bir önceki kapanışına göre yukarı çekiyor. Peki petrol? Petrol tarafında Brent petrolde 65 dolar 79 centlik bir fiyatlama söz konusu an itibariyle 0.33'lük bir yukarı yönlü hareket var. WTI tarafında yani Amerikan tipi ham petrol tarafına baktığımızda karşımıza gelen tablo 56 dolar 25 centlik bir fiyatlamayı işaret ediyor bize diyelim. Gazetelerin ekonomi sayfalarına geçelim. Gazetelerin ekonomi sayfalarına bakacağız. Gazeteler de bugün ağırlıklı olarak kadına yer vermiş ve kadın CEO'lardan, kadınların yaptığı ticaretten, diplomaside gelinen noktadan bahsetmiş. Dünya Gazetesi ile başlayacağız biz de aktarmaya buradaki haberleri. Ticaret diplomasisi kadınlara emanet başlığını kullanmış. Dünya Gazetesi manşetinde iş dünyasında kadınların topuk sesleri daha güçlü duyuluyor. DEİK'in kadın üyeleri vitrin değiliz, işin icraatın içindeyiz söylemiyle fark yaratıyorlar demiş buradaki haber. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK, Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini yürütme görevini üstleniyor. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin 7'si kadın olan DEİK'in 145 iş konseyi içinde 16 kadın konsey başkanı bulunuyor. 1200'den fazla DEİK üyesinin %10'u kadınlardan oluşuyor. DEİK'in yönetim kurulu Sayman üyesi Berna İlter, DEİK'in kadın üyelerini Türkiye'nin dünyaya bakan kadınları olarak tanımlıyor ve uluslararası ilişkilerde maço lider dönemine denge getireceğiz. Vitrin değiliz, işin icraatın içindeyiz. İş dünyasına fark yaratıyoruz. İşimiz ticari diplomasi, sadece ticaret değil. Tüm işbirliği alanlarını kapsayan 360 derecelik bir bakış açısına sahibiz diyor Didem Eryar ünlünün haberi. İşte Türkiye'ye ilham veren 48 kadın başlığıyla birlikte burada bir başka ayrıntıyı daha sizlerle paylaşalım. Türkiye'nin en büyük hedeflerini ancak nüfusun yarısını oluşturan kadınların potansiyelini ayağa kaldırarak yakalayacak. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Türkiye'yi orta gelir tuzağından çıkaracak formülleri uzakta aramaya gerek yok. 8 kadın kanaat önderinin dünya okurları için belirlediği 48 isim tam da bu atılım için çıkış kaynağını oluşturduğu kadının adını taciz, cinayet, şiddet sarmalına bırakan sistemi adeta reddediyorlar diyor. Listemizin kadınları uluslararası arenaya Türkiye'ye adını yazdırıyor. Köylerinde üretim yaparak ekonomiye destek oluyorlar demiş haberin ayrıntısı ve Handan Sema Ceylan imzalı haberde 48 ayrı öyküden bahsedilmiş. Gelelim bir başka gazeteye, Posta Gazetesi. Posta Gazetesi'nde de kadına 15 farklı destekten bahsediliyor. Bugün Dünya Kadınlar Günü, sosyal güvenlik sisteminde çalışan çalışmayan kadına birçok haklar sağlanıyor. Ancak bu haklar çoğu zaman kullanılmıyor veya bilinmiyor. Burada 15 farklı destekten bahsedilmiş. Biz de şöyle hızlıca bir sayalım. Kadınların iş gücüne katılımını erkeklerin çok gerisinde kalsa da her geçen gün artıyor. İş gücüne katılanların 1/3'ü kadın. Sigorta kaydı olmasa da ev kadınlarının çoğu aile bütçesine destek olmak için çalışıyor. Çocuk bakımı, ev işleri, herhangi bir işte çalışmak kadar kadınları yıpratıyor. Bu nedenle ülkemizin hukuk ve sosyal güvenlik sistemi kadınlara birçok pozitif ayrımcılık imkanı sağlıyor. İşte kadınlara sağlanan 15 farklı desteklenmiş. Bunlardan bir tanesi eşitlik başlığıyla geliyor. Eşit davranma ilkesi, işverenle işçi arasında kurulan iş ilişkisinde ırk, din, dil, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç gibi unsurlara dayalı ayrımcılık ve farklı muamele yapılamayacağı anlamına gelen 4857 sayılı iş kanunu düzenlenen bir sorumluluktur denmiş. Hamilelik dönemine ilişkin bir takım destekler veriliyor. 7,5 saatten daha fazla hamile ve emziren kadının bir gün içerisinde çalıştırılamayacağı söylenmiş. Doğum izninden bahsediliyor. Burada yasaya göre kadın işçilerin doğumdan önce 8, doğumdan sonra da 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık bir izin hakkı olduğunu, çoğunun gebelikte bu süreye 2 hafta daha eklediğini belirtmişler. Hamilelik süresince periyodik kontrollerde işveren ücretli izin vermek durumundaymış.
isteği halinde kadın işçiye 6 aya kadar da ücretsiz doğum izni verilmesi zorunluymuş. Bu sürede memurlar da 24 aya kadar uzayabiliyormuş. Süt izninden bahsediliyor, emzirme ödeneğinden bahsediliyor. Yarı zamanlı çalışmak nasıl? Ondan bahsedeyim işte desteklerden. Çeyiz parası, tüp bebek, işe teşvik, 24 aylık bir ek yardım, rapor parası, eşi vefat eden kadınların neler yapabileceğine dair notlar, malul çocuğu olanlara ilişkin notlar ve erken emeklilik sistemine ilişkin yine gelen notlar var. Kadınlara verilen 15 farklı destekten bahsediyor Posta Gazetesi'nde paylaşılan haber. Gelelim Hürriyet Gazetesi'ne. Hürriyet Gazetesi'nde de kadınlara özel bir haber var. Kadınların tercihi sağlık ve bes başlığını görüyoruz burada. Araştırmalar sigorta yaptırılmasında kadınların etkin rol oynadığını gösteriyor. Özellikle kasko, konut, sağlık ve doğum sigortası kadınların yapılmasını istediği ürünler. Sigortacılarsa kadınlara yönelik ürünlerde riskli hastalıklara yönelik sağlık sigortalarıyla besin ön plana çıktığını gösteriyor. Ev hanımlarına yönelik sunulan emeklilik planları da yine ilgi gösteriyormuş bu konuda. 1.8 milyon kadının tasarruf ettiğinden bahsetmiş Hürriyet Gazetesi burada paylaştığı haberde. Bireysel emeklilik sisteminde kadınların ağırlığı diğer sigortalı ürünlere göre daha fazla. Gönüllü destek katılımcıların %41'i yakınını kadınlardan oluşturuyor. Aynı şekilde emeklilik fonlarının büyüklüğünde de kadınların oranı %44'e yakınmış. Bir başka haberle devam edelim. O haber de Milliyet Gazetesi'nden gelsin. Milliyet Gazetesi de kadınlardan bahsediyor bugün. Kadın CEO'lar tekno takılıyor başlığını görüyoruz Milliyet Gazetesi'nin ekonomi sayfasında. Birçok kadına yer verilmiş CEO önemli şirketlerin CEO'larından bahsediyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle gözler kadın yönetici ve girişimcilere çevrildi. Daha çok kadın CEO'nun bulunduğu teknoloji sektörü bu konuda farkındalık yaratıyor diyor Milliyet Gazetesi. Türkiye'de üst düzey kadın yönetici sayısının en fazla olduğu sektörlerden biri teknoloji. Özellikle uluslararası firmaların Türkiye ofislerinin başında çoğunlukla kadınlar var. Erkek sektörü olarak görülen teknolojide bu kadar üst düzey yönetici olması sektörün kurumsal olmasına bağlanıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle teknolojideki kadın CEO'lara mercek tuttuk demiş Milliyet Gazetesi ve tek tek sıralamış kadın yöneticilerin bulunduğu şirketleri. O kadınlardan bahsetmiş. Dünya Gazetesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü başlığıyla birlikte çıkarttığı özel bir sayfa var. O sayfa sadece 6 ülkede kadın ve erkeklerin eşit yasal haklara sahip olduğunu aslında ortaya koyuyor. Bir dramatik sonucu paylaşmış Dünya Gazetesi. Dünya Bankası raporuna göre 2.7 milyar kadının erkeklerle aynı şekilde iş tercihi yapmaları yasal olarak kısıtlanmış durumda. Rapor sadece Belçika, Danimarka, Fransa, Letonya, Lüksemburg ve İsveç'i kapsayan 6 ekonominin tüm alanlarda kadınlara ve erkeklere eşit yasal haklar tanıdığını ortaya koyuyor diyor. Oldukça dramatik bir rapor aslında burada bahsedilen. İş kadını köşesinde Didem Eryar ünlü paylaşmış buradaki haberi. Birleşmiş Milletler 1921 yılından bu yana Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanan 8 Mart'ın temasını bu yıl toplumsal cinsiyet eşitliği olarak açıkladı. 8 Mart'ın sloganı ise düşünürken eşitlik ilkesini, hayat kurarken aklın rehberliğini, değişim için yenilikleri hiç unutma olarak belirlendi. Kadınlarla erkeklerin hem kamusal hem de özel alanda eşit oranlarda eşit olanaklar sağlanarak katılmaları anlamına gelen toplumsal cinsiyet eşitliği insan hakları açısından da çok önemli bir alan demiş haber. Dünya Bankası tarafından açıklanan yeni bir endekse göre kadınlar erkeklerin sahip olduğu yasal hakların sadece 1/4'üne sahipler. Bu durum kadınların işe girme, iş kurma ve kendilerine aileleri için en iyi ekonomik kararları alma olanaklarını kısıtlıyor. Kadınlar iş hayatı ve hukuk alanında eşit fırsatlara eğer sahip olurlarsa dünya sadece daha adil bir yer olmakla kalmayacak. Aynı zamanda daha müreffeh hale gelecek diyor. Buradaki ayrıntılar sadece 6 ülke ne kadar dramatik olduğunu aslında durumun tüm dünya çapında gösteriyor. Dünya Bankası'nın raporu da bu durumu ortaya koymuş diyelim ve artık geçelim parametreye.